Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ünal, kaktüs ve süs bitkilerinden Sayın Ünal Vural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ünal Vural'ı tanımak isteriz. Buyurun. Ben İzmit doğumluyum. 39 doğumluyum. Yani hemen hemen 80 yaşındayım. Maşallah. Sağ olun. Maşallah. Teşekkür ederim. Mesleğim ziraat. Ziraatçıyım. Özel firmalarım var. Bitkiyle alakalı. Bitki üretimiyle alakalı. Son senelerde ağırlığımızı kaktüse verdik. Daha çok kaktüs üzerinde çalışıyoruz. Kaktüs moda bir bitki. Şu anda Türkiye değil, bütün dünyada şu anda kaktüs modası var. Evet. Ve noksanlığı da var. Evet. Çok doğru. Evet. Biraz kaktüsten bahsedelim mi? Nerelerde bulunur, nerelerde yetişir, ana vatanı neresidir, ülkemize nasıl gelmiştir? Gayet tabii, evet. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Ülkemizde kaktüs diye bir şey yoktur. Ülkemiz kaktüslerle alakalı bir üretim, yetişme falan doğal olarak yoktur. Ama son zamanda bir hayli üretim yapılmakta. Kaktüs deyince tabii Amerika, daha çok Amerika'nın orta kısımları, yukarıya doğru Meksika, aşağı doğru Amerika kıtası, Güney Amerika kıtasının üst kısımları kaktüsün bolca bulunduğu, çeşitlerinin bolca bulunduğu alanlar. Tabii sukulentler için daha farklı söyleyebiliriz. Sukulentler ise Afrika kıtasının alt kısımlarında ana meblağ, ama onun dışında bütün dünyada da çeşitli yerlerde çeşitli sukulent çeşitleri var. Bunlar hepsi toplana büyük bir çeşitlilik elde edildi. Ve fevkalade de güzelleşti diyebilirim. Dünyada yayılımı bu şekilde, yani çok soğuk iklimde zaten yetişmesi mümkün değil. Hı-hı. Sıcak iklim istiyor. Ülkemiz de o bakımdan biraz yani doğal olarak yetişen kaktüs olmakla beraber son senelerde kaktüs üretimi son derece iyi şekilde gelişmektedir. Evet. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de son yıllarda kaktüs ve sukulentlerin birdenbire ön plana bu kadar çıkmasının sebebi sizce nedir? Birkaç sebebi var. Birincisi, her şeyden evvel suların bahçe bitkilerinin su sulaması, eskiden gibi bol bol suyumuz yok. Bütün dünyada bu geçerli. Onun için hiç su istemeyen veya çok az suyla kanaat getiren kaktüsler ön plana çıktı. Bilhassa peysaj numaraları son zamanda peysaj projelerinde ağırlıklı olarak kaktüs parterleri, kaktüs bahçeleri yapmaya başladılar. Ve bu bakımdan da kaktüs kullanımı çok arttı. Onun dışında da ev hanımları özellikle bütün yarışır haldeler, evlerinde, cam önlerinde, balkonlarında çeşit çeşit kaktüsleri ve başarıyla bakmaya başladılar. Tabii kaktüsün ne olduğu da öğrenilmeye başlandı. Eskiden kaktüs anlıyordu. Herkes normal bitki gibi suyu veriyordu, çürütüyordu. Şimdi hep anlatıyoruz. Kaktüs çöl bitkisidir veyahut ona yakın yerlerde yetişir. Onun için de suyu çok az ister. Ne kadar suyu az verirseniz, ne kadar az bakarsanız o kadar başarılı olursunuz diyoruz. Evet. Evet. Ve tabii kaktüsün artık saymakla bitmeyecek kadar ciddi faydaları da var. Evet. Örneğin teknolojinin bize getirisiyle birlikte götürdüklerinin yanında da kaktüs bizim yanımızda artık. Radyasyona karşı da oldukça etkili olduğu söyleniyor. Evet. Doğru mudur? Şöyle ki, yani çok ciddi bir araştırmayı henüz ele geçiremedim. Ama birçok yazı, çizi hep bunun, özellikle dikenli kaktüslerin radyasyonu önlediği üzerinde duruluyor. Çok ciddi araştırma yapılması lazım, ama yapılıyor mu? Onu da pek şeyinde değilim. Yalnız şu var ki, mesela Amerika'daki bu tip radyasyonla ilgili tesislerin çevreleri kaktüs ormanlarıyla çevrili, dolu. Çok doğru. Evet, yani böyle de düşünebiliriz. Evet, çok doğru. Peki, bunu sizden daha iyi hiç kimse bilemez, ama tam net bir rakam sormuyoruz. Tahmini kaç çeşit kaktüs vardır? Şimdi son araştırmalara göre doğada 10 ile 15 bin arasında çeşit mevcut. Ama bu tabii bunların hepsini bir araya getirmek çok zor. Çünkü bazıları bazı yerlerde yetişiyor, bazı yer bir yere gittiği zaman yetişmiyor. Özel yer arıyor. Bizim ülkemizde ki ben çok eski bir üreticiyim. Aşağı yukarı 55 senedir kaktüs üreticisiyim ve koleksiyoncuyum. Geliştirdim. 2500'ün üzerine çıktı çeşitimiz ki hemen hemen rekor bu yani. Gerçekten Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da rekor. Evet. Yani bayağı iyi bir miktar. Evet. 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 Gerçekten de öyle, 2500'ün üzerine çıktı diyorsunuz. 15.000 çeşit olduğunu düşünürsek bizim ülkemizde bu şekilde üretiminin yapılması cidden bir rekor. Evet. Bir de bunu tamamen merakımdan soruyorum. Bizim de iklimimizin sıcak olduğu bölgelerde kaktüs ve kaktüsün bir meyvesi. Evet. Biraz bahsedelim mi ondan? Tabii ki, tabii ki. Tabii halkımızın dilinde tabii ona kaynana dili diyorlar. Nedense hep kaynanalara, kaynana topuzu, kaynana dili, kaynana herhalde dikenleri koltuğu olduğu için mi? Tahmin ediyorum ondan. Şimdi o tip kaktüsler, onlar ülkemizde de artık yerleşti. Yani doğamızda şimdi şu anda her tarafta görebilirsiniz. Onlar opuntia diyoruz onlara. Büyük büyük yaprakları olan. Onlar meyve veriyor. Meyvelerinin üzerinde biraz diken olmakla beraber o dikeni sıyırdınız zaman C vitamini ve diğer vitaminleri çok yüksek bir meyve elde ediyoruz. Rayası da güzel. Yani yenilebilecek. Çok lezzetli. Evet. Evet. Ve bizim daha çok Akdeniz ve Ege'de bolca bunu bulabiliyorsunuz. Hatta pazarlarda da artık satılır oldu. Evet. Görebiliyorsunuz. Gerçekten de öyle. Oldukça da lezzetli, bir meyve, evet, evet. Ve dediğiniz gibi C vitamini açısından da evet, oldukça kuvvetli. Peki kaktüs ve sukulent sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Valla şimdi ülkemiz bu bakımdan çok avantajlı. Bir kere Avrupa'da da kaktüs bayağı ileri ama Avrupa'daki kaktüs zorlamayla yapılıyor. Niye? Seralarda ısıtarak, ondan sonra yeni bir iklim yaratarak o şekilde devam ediyorlar. Ama ülkemizin bilhassa güneyinde ve Ege bölge, Akdeniz, Ege diyeyim, Akdeniz ve Ege bölgelerinde doğal alanda dahi gayet güzel kaktüs yetişiyor. Kış aylarında biraz soğuklardan koruduğunuz takdirde her türlü kaktüsü gayet güzel yetiştirebilirsiniz. Tabii ekstrem sıcaklık isteyen kaktüsler var. Onlar için sera gerekli. Onlar da kıymetli kaktüsler zaten. O sıcaklığı vermeye değiyor. Evet. O sıcaklığı vermeye değiyor diyorsunuz. Yine tamamen merakımdan soruyorum, aklıma geldiği için, böyle bir şey doğru mudur diye. Çöllerde çok ciddi susuzluk çekildiği anda kaktüslerden su elde edilip içilebiliyor. Tabii. Şimdi şöyle, bir depolama özelliği var, öyle mi? Gayet tabii. Mesela özellikle top kaktüsler devasa boylara erişebiliyor. Yani 1 metre çapına kadar çıkabiliyorlar ve bunu ortasından kestiğiniz zaman içip olduğu gibi su, veyahut da sütun kaktüsler var. 5 metre, 10 metre boy yapabiliyor. Bunları kestiğiniz zaman içinden bayağı bir su akıyor. Ve tabii çölde susuz kalan bir kişi de ondan yani 3 damla, 5 damla dahi elde etse bayağı bir kurtarıcı oluyor. Onun için zaten sulamayın dememizin sebebi o. Bünyesinde belli oranda su var. Aylarca su vermeseniz dahi o kaktüsler, dikenli kaktüsler için söylüyorum. Aylarca su vermeseniz dahi hiçbir zaman bozulmaz. İçindeki suyla onu idare eder. Bir zaman sonra artık çok iyice büzüşür, sıkışır, ufalırsa o zaman su verirseniz tekrar şişer, tekrar suyunu alır, tekrar devam eder. Onun için yani su deposu diyebiliriz kaktüsler için. Evet. Mucizevi bir bitki, gerçekten evet, mucizevi bir bitki. İthalat durumu ve ihracat imkanları nedir? Şimdi tabii bu soru da güzel, evet. Şimdi ülkemiz biraz gayret gösterilirse, biraz destek verilirse büyük miktarda kaktüs üretebilecek pozisyonda. Yetişmiş bilgili kesim de var, bu işe meraklı kesim de çok ve uğraşan bir kitle de var. Bunlara biraz ön açılır, biraz yardım edilirse büyük miktarlarda üretim yapılabilir. Çok merkezi bir durumdayız. Bütün her tarafa mesela İranlılar gelip bizden kaktüs alıyorlar. Iraklılar gelip bizden kaktüs alıyor. Kıbrıslılar gelip bizden kaktüs alıyorlar. Hollandalılar, Avrupa, İtalyanlar, Avrupa'daki birçok ülkeden gelip bizden kaktüs arayanlar var. En son bir Libyalılar mesela geçen bir sergimiz vardı. O sergiye geldiler ve onlar da siparişte bulundular. Birçok ülke arayış içinde. Biz biraz gayret gösterirsek, biraz da destek görürsek ki bizim sektörümüzün destek gördüğünü hiç kimse söyleyemez. Hiçbir desteğimiz yok. Ama biraz destek gösterilirse, destek olunursa büyük aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ve bunun da ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kaktüs ithalatı çok fazlaca yapılmakta. Bu da yerli üreticiyi tedirgin etmekte. Ama biz imkanlar sağlar da bunu arttırırsak ithalat yerine ihracata yöneliriz. O zaman ülkemiz için de çok faydalı bir şey olur. Evet. Aslında sohbetimiz esnasında kaktüs ve sukulentlerin bakımının nasıl olacağı konusunda ufak ufak notlar verdiniz, evet, tiyolar verdiniz. Çok soğuklarda örtülmesi gerekir, evet, dediniz. Evet, evet. Çok az suyla İktifa eder. Evet. Evet. Bunların dışında sizin yapmış olduğunuz önemli işlerden biraz bahsetmenizi rica ediyoruz. Ve önünüzde planladığınız bir proje var mı? Evet. Bunu merak ediyoruz. Dünyada, ülkemizde, ülkemiz için kaktüs ve sukulentlerin yeri nereye geldi sizinle birlikte, bunu da merak ediyoruz. Evet. Şimdi mesela afişe bir iş. 2016 Expo 2016 Antalya, orada büyük bir iş yapıldı. Büyük bir çalışma yapıldı. Orada bize de 3 metre kadar bir yamaç kaktüsleri için ayrıldı. Biz Ünal Kaktüs olarak gittik. Orada 3 metrekarelik bir alanı çeşitli kaktüslerle bezedik ve gayet de uğraştık, didindik. Güzel bir şey meydana getirdik. 15 gün evvel gittim, ziyaret ettim. Halen gayet güzel durmakta, gelişmekte. İçinde bazı kaktüsler devasa hale gelmiş. Ondan sonra çok da hoşumuza gitti. Bu demektir ki bu tip çalışmalar yapıldığı zaman bunlar ileriye doğru gelişecek demektir. Evet. Evet. Peki planlamış olduğunuz bir proje var mı? Var. Şimdi biz tabii seracı olarak seralarımız var. Seralarımızda bitkiler üretiyoruz. Yalnız Avrupa'nın belli yerlerinde daha değişik sistemler var. Mesela çok geniş alanda, çok yüksek seralarda kaktüs koleksiyonları yapılmakta. Değişik kaktüsler sergilenmekte. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bir 10.000 metrekareye yakın bir cam sera yapmayı düşünüyorum. İçinde yürüyüş yolları, İçinde kum tepeleri, kaya bahçeleri, içinde devasa kaktüsler, büyük büyük, çeşit çeşit kaktüsler. Onun yanında tukan kuşları, iguanalar, de biraz böyle tropikal hayvanlar ki bunlar da işin tamamlayıcısı. İçinde kafeteryalar, çünkü birçok müşterimiz geliyor, geziyor. Şurada oturup bir çay içseydik, bir kahve içseydik ne güzel olurdu diyorlar. Biz onu şu anda veremiyoruz ama bu tip bir işletmeyi kurabilirsem o zaman işte orada insanlar gelip kahvesini, çayını da içecek, oturup seyredecek. Bunun tabii şeyi de var girişte. Bütün Avrupa'daki girişler paralı. Böyle bir para alıyorlar bunun için. Çünkü bir masraftır o. Kimse yaptığı işi bedavaya gezdirmiyor. Kafamızda böyle bir şey geliştirmeyi düşünüyoruz. Mümkün olur mu bilmiyorum. Yaşım bir hayli geçti çünkü. Öyle demeyin, öyle demeyin. Ama şevkim var, evet, isteğim var ve uğraşacağım, yapacağım diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz biz de. Belki de ilk konuklarınızdan biri de biz oluruz diyoruz. Mutlu oluruz. Çok ilgi gören bir yeriniz olduğunu biliyoruz. Siz de biraz önce bunu söylediniz. Bunun sebebi nedir? Devasa kaktüs. Hep devasa kelimesi çok kullanır oldum. Çok büyük kaktüslerim var. Çok yaşlı kaktüslerim var. Mesela 70 yaşında, 80 yaşında kaktüslerim var. Ki Türkiye'de onlar tek, yani başka bir yerde yok. Aman Allah'ım, 70-80 yaşında. Evet. Peki bu merakınız nasıl başladı? Kaç yıl önce başladı? Bu 55 yıl, ben İstanbulluyum. İstanbul'da Botanik Enstitüsü müdürü vardı, rahmetli Ahmet Atilla Bey. Nur içinde yatsın. Çok meraklı, çok müteşebbis bir arkadaşımızdı. Onun emekli olduktan sonra bahçelerinde, Küçükyalı'da böyle bir kaktüs düzeni kurdu. Ben de ona gidip gelirken merak sardım. Ben de bir şey merak sardım mı sonunu getiriyorum. O merakım halen devam ediyor ve bu hale kadar geldi. Profesyonel işimiz oldu. Yani hobimizden profesyonel iş döndük ama ben hala hobi olarak düşünüyorum. Zaten programımızda işkolik diyorsunuz ya, tam ben bir işkoliyim. Saat 6.30-7'de işe giderim. Akşam 7.30-8'e kadar çalışırım. Bizzat çalışırım ve bunu 365 gün yaparım. Harika. Evet. Gerçekten harika. Ama bunda biraz da kaktüslerin de etkisi var gibi. Muhakkak. Demek ki kaktüsler genç ve diri olmamızı da sağlıyor. Hareket çok önemli. Hareket, devamlı hareket etmek. Kaktüsler de o hareketi bekliyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve tekrar ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle bir bitkiyi tüm dünyadan önce Türkiye'de büyük bir özveriyle anlatıp 10.000 metrekareye varabilecek bir proje haline getirmek için çaba sarf ettiğinizden dolayı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar teşekkür getirdiniz. Ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ünal kaktüs ve süs bitkilerinden Sayın Ünal Vural'ı ağırladık. Hoşçakalın.